Lütfen. Seçimden sonra gerçekten muhalefet seçimi kaybetmenin sorumluluğunu hala arıyor. Kimde olduğunu, büyük çoğunluğunu Kılıçdaroğlu üzerine yüklemeye çalıştılar. Bunun üzerinden bir tartışma oldu. Ama İyi Parti de bu süreci uzun süre suskun kaldı. CHP'deki kurultay sürecinin, değişim sürecinin nasıl şekilleneceğine baktı. Ağustos'un neredeyse ortasına kadar ya da ikinci yarısına kadar konuşmadı bilindiği gibi. Muhalefetteki gelişmeleri izledi ve seçimin kaybeden tarafının daha çok CHP ve Kılıçdaroğlu üzerinden tartışılmasını bekledi. Öyle de oldu aslında, epeyce tartışıldı. Ve burada bir hesaplaşma siyaseti de başladı. Burhanettin Hoca'nın orada söylediği önemli. Bunu hesaplaşmayı en çok dile getiren İyi Parti tarafı, ama öbür taraftan seçimin kaybedilmesi meselesinde küçük partiler de, CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu olmasa bile CHP'nin içerisindeki farklı aktörler de diğer partilere yönelik olarak epeyce suçlayıcı ifadeler kullanıyorlar. Dolayısıyla burada hem hesaplaşma süreci hem birbirlerine yönelik olarak uzun süredir oluşturdukları masada bir güven değil, bir güvensizlik var. O güvensizliğin ben devam edeceğini düşünüyorum bu açıklamalarla. Bu açığa mı çıktı hocam bir nevi? Yani böyleydi de açığa mı çıktı? Seçimden sonra bizim muhalefete ilişkin olarak en somut izleyebildiğimiz husus şudur. Çok uzun süre 2019'dan itibaren belirli metinler üzerinden birlikte olmanın yollarını aradılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. Buna çok övgü getirdiler. Ardından ortak politikalar metni yayınladılar. Uzun süre toplantılar yaptılar. Ve bunun Türkiye siyasi hayatı açısından asırlık bir yeni duruş, yeni bir siyaset tarzı ve çok önemli bir şey olduğunu söylediler. Ama biz gördük ki seçimden sonra aslında o masada bir siyasi partiler kendilerine yönelik olarak, birbirlerine yönelik olarak güvensizlik biriktirmişler. Hatta bir güvenlik ikilemi de var aynı zamanda. Kimin kime güveneceği ya da masada konuşulanı kimin ifşa edip etmeyeceği meselesi hala işte peyderpey bunları görüyoruz. Orada ne konuşulduğunu ve aslında bir hakikaten epeyce güvensizlik var. Bunun seçmen açısından sonucu şu: seçmen sonuçta Cumhurbaşkanı seçseydi ya da muhalefeti seçseydi nasıl bir tablo olacağını aslında seçimden önce gördüğü için oy verme davranışını yine Cumhur İttifakı'nın devamı şeklinde kullandığını görüyoruz. Ve burada da seçmen tercihleri açısından da gerçekten yani seçmen siyaseti iyi okuyor. Onu buradan net olarak anlıyoruz. Şöyle de bakabilir mi seçmen? Şimdi bir seçim yapıldı. İki turlu bir seçimdi. Ve Millet İttifakı kaybetti. Burada hani biz toplanıp bir arada biz bu seçimi neden kaybettik? Nerede hata yaptık ya da nerede eksiğiz demek yerine onun yüzünden kaybedildi, bunun tabii yüzünden kaybedildi şeklinde okuyup seçmeni ikna edecek olumsuzluk yaratır mı? Hatanın nerede yapıldığına dair gerçekten bir sorgulama yapılmadı. Bireysel işte İyi Parti özür diledi. Başka siyasi liderler bu meseleyle ilgili belki bir eleştiri yaptılar, öz eleştiri yaptılar ama bu öz eleştirinin seçmeni ikna edecek bir çerçevede ben gelişmediğini düşünüyorum. Buradan İyi Parti niye çok tartışılıyor derseniz, CHP tartışılıyor. Orada değişim meselesi var. Değişimde daha çok bir fikir, gelecek perspektifi üzerinden değil, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda kalıp kalmaması üzerinden bir değişim tartışması yürütülüyor. Onu konuşuruz ama İyi Parti'nin konuşulması şundan dolayı, artık İyi Parti diyor ki ben ittifakta değilim. Millet İttifakı kalmadı ve bir adım daha öteye gidiyor. İki şey söylüyor. Birincisi, kuruluş kodlarımıza döndük. İkincisi, blöf yapmıyorum. Yerel seçimlerde her il ve ilçeden aday çıkaracağını söylüyor. Şimdi blöf yapmadım, her il ve ilçede aday çıkaracağız her konuşmasında niye bunu sürekli söylüyor ama tartışılmaya devam ediyor. Acaba blöf mü yapıyor? Pazarlık siyasetini artırmak için mi bunları söylüyor? Çünkü bunun böyle tartışılmasının nedeni de İyi Parti'nin ürettiği, Sayın Akşener'in ürettiği siyasetle ilgili. Bugüne kadar bir gelgit siyaseti oluşturdu İyi Parti. Şimdi yani seçmeni ikna etmeye mi çalışıyor böyle diyerek? Sadece sizce seçmeni değil, kamuoyunu da inandırmaya çalışıyor ve inandırma meselesinde epeyce de güçlük çekiyor. Nedeni işte az önce söylediğim, işte masaya oturuyor, kalkıyor, tekrar oturuyor, farklı şeyler söylüyor. Dolayısıyla da bir gelgit siyaseti var.
Şimdi bu gelgit siyasetinden dolayı siyasi partilerin en büyük sermayesi sahicilik ve inandırıcılıktır. İşte AK Parti'nin 21 yıldır iktidarının en önemli dinamiğinden birisi Erdoğan siyasetinin sahiciliğidir. Şimdi bu Erdoğan'la ilgili zaman zaman tartışmalarda şöyle denir. Ya işte kendi seçmenini şuna da inandırdı, şu dönemde farklı bir politikaya da inandırdı. Bu sahicilikle ilgilidir ve sizin ne yapmaya çalıştığınızı seçmenin anlamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Şimdi İyi Parti'nin ve muhalefetin bence en önemli sorunlarından birisi çok konjonktürel davrandılar. İttifaklar uğruna partilerini feda ettiler ve aynı zamanda da o konjonktürel davranırken taktiksel hamlelere çok yoğun bir şekilde önem atfettiler. Şimdi de inandırıcılık sorunu da biraz bununla ilgili. İyi Parti kuruluş kodlarıma döneceğim diyor. Kuruluş kodlarının ne olduğunu biz tam bilmiyoruz siyasette. Daha milliyetçi bir duruş mudur? Yoksa işte ilk kurulduğu dönemde merkez sağa yaslanacağız diyen bir parti vardı. Mesela işte siyaseti ben yakından izlemeye çalışan birisi, ben gerçekten İyi Parti'nin kuruluş kodlarının milliyetçi mi, merkez sağ mı, yoksa muğlak bir siyasetle herkesi toparlamaya çalışan bir siyaset mi, onu tam bilmiyorum. Yani ya da tam anlamlandıramıyorum. Diğer taraftan blöf yapmıyorum derken İstanbul ve Ankara adayları ile ilgili daha net bir ifade kullanılmaması yine sorunlardan birisi. Ama Muharrem İnce ile görüşmesi ne diyorsunuz? Meral Akşener'in, İYİ Parti liderinin. Bu muhalefetin siyaset tarzıyla ilgili birbirlerine yönelik güvensizlik dediğim şey oydu. İkinci tura gidildiği dönemde işte Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la görüşmesine karşı verilmiş bir cevaptı bence o. Ümit Özdağ İYİ Parti'den ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi sahiplendi. Hatta seçimden sonra tekrar belirli karşılıklı açıklamalar yapıldı. İyi Parti de oradan CHP'den ayrılan Muharrem İnce'yi ziyaret ederek oradan bir mesaj vermeye çalıştı. Şimdi ne olacak derseniz ileriye yönelik olarak birkaç cümleyle. İyi Parti büyük ihtimal hem büyük şehirlerde hem ilçelerde aday çıkaracak. Ama iki il konusunda hala ben İyi Parti'nin zihninin netleşmediğini düşünüyorum. İstanbul ve Ankara ile ilgili. Bir Muharrem İnce'nin de sanki aday olacağı gibi burada da netleşmemesinin nedeni şu. İyi Parti CHP'deki bu değişim ve liderlik tartışmasının nasıl sonuçlanacağını hala bekliyor. İstanbul ve Ankara özelinden. Belki Ankara ve İstanbul'da ilçelerde aday çıkarır. Büyükşehir Belediye Başkanı'nda ya sembolik çıkarabilir ya da burada farklı bir işbirliği modeli geliştirebilir. CHP'li burada mi? Tam netleşmediği için her gün blöf yapmıyorum, kendi adayımızı çıkaracağız diye kendi tabanını da, teşkilatını da ve diğer partileri de ikna etmeye çalışıyor ve burada zorlanıyor. Ama hocam çıkarırsa ya da desteklerse o zaman kendi şu anda yaptığı bu açıklamalarla çelişmeyecek mi? Hayır, şöyle bir İyi Parti bir siyaset arayışında şu anda. Bugüne kadar bir deneme yanılma siyaseti yürüttü. Çoğunda yanıldığını kendisi de söylüyor. Biz bugüne kadar diyor işte ittifak yaptık ama bu ittifaklardan en fazla zarar gören parti biziz diyor. Geçmişe yönelik baktığınızda Türkiye'de ittifak siyasetinin özellikle muhalefetin toparlanmasında ittifak siyasetinin öncülüğünde İyi Parti'nin rolünün ne kadar büyük olduğunu bize uzun süre anlattılar. Ve bugün de İyi Parti şunu söylüyor, aslında ittifaklar partilere yaramıyor. Dolayısıyla biz bu süreçte kaybetsek de kazansak da partimizi ileriye taşıyabilmek için yerel seçimlere kendi başımıza girip boyumuzun ölçüsünü bir şekilde seçmenler nezdinde görmek istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla da bu arayış siyasetinin içerisinde bugüne kadar yapılan deneme yanılma siyasetinin bence yeni bir versiyonu daha yapıyor. Şurası da bir gerçek. Özellikle 2018'den itibaren muhalefet kendi üzerinde bir yük biriktirdiği için ittifak üzerinden İyi Parti'de özellikle CHP'nin seçmendeki yıpranmışlık meselesini kendi partisine de sirayet ettiğini düşünüyor. Bundan dolayı da bir yeni arayış içerisinde.